Hogwarts hakkında pek çok şey biliyoruz ama her şeyi değil. Bilmediğimiz şeylerden bir tanesi de bugüne kadar seride hiç görmediğimiz Hufflepuff ortak salonu. Bu bölümde sizlere bu salonun nasıl bir yer olduğunu anlatacağım. Daha sonra da çapulcu haritasının bilinmeyenlerine değinip zaman döndürücüyle geçmişe doğru bir yolculuğa çıkacağız. Rowling seriye ilk başladığı zamanlarda aslında Harry Potter'ın diğer binaların ortak salonlarını da görmesini amaçlamış, fakat diğer binaları bir şekilde gitse de Hufflepuff ortak salonuna gitmesi için hikaye açısından geçerli bir sebep bulamamış. Bu yüzden de biz seride hiçbir zaman bu salonu göremedik. Sadece mutfaklarla aynı katta olduğunu biliyoruz. İşte Rowling şimdi bizlere bu açığı kapatmak adına Hufflepuff ortak salonu nasıl bir yer olduğunu ayrıntısıyla anlattı. Hufflepuff ortak salonu mutfaklarla aynı koridorda ve katta bulunmakta. Bu koridora girdiğinizde koridorun sağ tarafında taştan büyük bir girintiye denk geleceksiniz ve bu girintinin içerisinde bir fıçı yığını olduğunu fark edeceksiniz. Bu yığınlardan ikinci sıradaki fıçıların alttan ikinci olanını eğer Helga Hufflepuff'un ritmiyle doğru bir şekilde tıklarsanız kendinizi Hufflepuff ortak salonunda bulacaksınız. Eğer bu fıçıya olur da yanlış tıklarsanız fıçılardan birinin kapakları açılacak ve sizi sirkeyle ıslatacak. Fıçının içerisinden geçtiğinizde hafifçe yukarı doğru eğimli olan bir koridora denk geleceksiniz ve bu koridorun sonundaysa Hufflepuff ortak salonunu bulacaksınız. Bu salon birazcık alçak tavanlı, küçük, yuvarlak dizayn edilmiş bir yer ve adeta bir porsuk yuvasını andırmakta. Aynı zamanda da salonun kapıları ve pencereleri de yuvarlak dizayn edilmiş ve bal rengi ahşaptan mobilyalarla dekore edilmiş. Hufflepuff ortak salonu elbette ki sarı ve siyah renklerin ağırlıkta olduğu bir salon ve aynı zamanda da pek çok bitki bulunmakta bu salonda. Duvarlardaki raflarda çeşit çeşit kaktüsü görebilirsiniz ve bu kaktüslerin bir özelliği de eğer önlerinden geçerseniz bazıları size el sallayacak, bazıları da dans etmeye başlayacak. Tavandan asılmış olan ve aşağıya doğru uzanan çiçekliklerin içerisinde ise eğrelti otları ve çeşitli sarmaşıklar bulunmakta. Eğer saçlarınız karman çorman olduysa hiç endişe etmenize gerek yok. Bu sarmaşıkların altından geçtiğinizde sizin saçınızı taramaya başlayacaklar. Ortak salonda elbette bir de şömine bulunmakta ve bu şöminenin üzerinde ise binanın kurucusu olan Helga Hufflepuff'ın portresini göreceksiniz. Portrenin çerçevelerinde ise dans eden porsuk figürleri yer almakta. Ortak salonun manzarası neye benziyor diye merak edip pencereden dışarıya baktığınızda ise Hogwarts'ın çimleriyle karşılaşacaksınız. Eğer şanslıysanız bazen oradan geçen kişilerin ayaklarını da görebilirsiniz. Ama her ne kadar bu salon alçak tavanlı, zemin katta ve küçük pencerelere sahip olsa da hiç iç karartıcı bir yer değil. Aksine salonun içi her zaman güneş alıyormuş gibi aydınlık ve ferah. Hufflepuff ortak salonuna giriş yönteminin birazcık daha farklı olduğunu gördük. Bir ritim tutturmanız gerekiyor kapıyı açabilmeniz için. Peki binalara göre bu giriş yöntemleri neden değişiyor veya bu değişim neye göre belirleniyor? Rowling bunu şu şekilde açıklamış. Aslında bu durum binaların entelektüel kapasiteleri ve ünleriyle alakalı. Yani ona göre değişiyor. Örneğin Hufflepuff ortak salonunun hiç değişmeyen sabit bir geçiti var ve bu geçite belirli bir aralıkta düzenli bir şekilde uygun ritmi bularak tıklamanız gerekmekte. Slytherin ve Gryffindor ortak binalarına baktığımızda ise eşit derecede zorlayıcı bir giriş yöntemi görüyoruz. İki binaya da girmek için bir parolayı söylemeniz gerekiyor ve bu parola çeşitli aralıklarla değişmekte. Fakat birazcık geçitleri farklı. Slytherin'in geçiti neredeyse algılanamaz derecede gizlilik taşıyan bir geçit. Yani birazcık bence bu Slytherin sinsiliğini yansıtan bir geçit bulunmakta. Gryffindor'un geçidini ise koruyan oldukça kaprisli bir portre bulunmakta. Yani bu da birazcık aslında Gryffindor'ların özgüvenini ve kendini beğenmişliğini gösteren bir kapı yöntemi olabilir. Ravenclaw ortak salona gidersek eğer okulun en kıvrak zekalı öğrencilerini ağırlayan bu binanın da giriş yöntemi elbette ki en zoru. Çünkü girişte her seferinde farklı farklı entelektüel veya felsefik sorulara cevap vermeniz, bir bilmeceyi çözmeniz gibi çeşitli challenge'larla karşılaşıyorsunuz. Fakat kendisi de bir Hufflepuff olan Rowling bize şunu hatırlatmadan da geçmiyor. Binaların farklı giriş yöntemlerinin olması demek Hufflepuff'ların beceriksiz, kafası çalışmayan, birazcık da aptal kişiler olduğu anlamına kesinlikle gelmemekte. Çünkü Hufflepuff binasından da çok önemli isimler çıkmış bugüne kadar ve en önemli özellikleri de sabırlı olmaları, ciddi bir çalışma etiğine sahip olmaları ve çok azimli olmaları. Hufflepuff ortak salonunun nerede olduğunu ve nasıl bir yer olduğunu öğrendik, fakat okuldaki her yerin ve herkesin nerede olduğunu bilmek istiyorsak bakmamız gereken
gereken tek bir şey var. O da çapulcu haritası. Çapulcu haritası her ne kadar James, Sirius, Peter ve Lupin tarafından yapılmış olsa da aslında bu haritanın yapılmasının ilk amacı haylazlık değildi. Evet, bu öğrenciler oldukça haylaz öğrencilerdi ama haritanın yapımındaki ilk amaç sadece arkadaşları Lupin'e yardım etmekti. Çünkü bildiğiniz üzere Lupin kurt adama dönüştüğünde onun yanında olabilmek için hem kendi kendilerine animagus olmayı öğrenmişler hem de onu kaleden uzak tutabilecek geçitleri keşfetmişlerdi. Bunu da James Potter'ın görünmezlik pelerini sayesinde yapıyorlar. Şatoyu keşfediyorlar ve bir harita çiziyorlar. Haritayı çapulcu haritası yapan büyünün adı Homunculus büyüsü. Bu büyü sayesinde herkesin nereye gittiğini takip etmek mümkün olabilmekte ve aynı zamanda da haritanın kendine has koruma yöntemleri bulunmakta. Bunlardan bir tanesini hatırlarsınız. Harry Azkaban tutsağında haritayı ilk ele geçirdiğinde Snape'le karşı karşıya geliyordu ve Snape haritayı aldığında boş bir parşömen olarak görüyordu. Fakat daha sonra bu parşömen Snape'e bizzat onun ismini de yazarak hakaret ediyordu. Aslında bu haritanın herkese yaptığı bir şey değil. Snape için özellikle tasarlanmış bir şey. Çünkü zamanında çapulcular Snape'le onlarla anlaşamamaktaydı. O yüzden de Snape birazcık onları sürekli takip etmekteydi ve öğrenciyken pek anlaşamıyorlardı. O yüzden olur da Snape bir gün haritayı ele geçirirse bu merakını geri çevirecek bir yöntem bulmalıyız diye düşünmüşler ve Snape'e özel bir hakaret tasarlamışlar. Dört arkadaşın haritayı nasıl kaybettikleri tam olarak bilinmese de muhtemelen şu şekilde olmuştu. Snape zaten bunların bir şeyler karıştırdığının farkındaydı. O yüzden de gidip Filch'e söylemişti ve Filch de bunları köşeye sıkıştırarak haritayı almayı başarıyor. Fakat çapulcular daha sonra haritayı geri almak için uğraşmıyorlar. Çünkü bu olay son yıllarında gerçekleşiyor. Yani zaten okulu bitirecekler ve birazcık ona odaklanmışlardı. Aynı zamanda da o yıllar Voldemort'un yükselişe geçtiği yıllardı ve çok daha ciddi endişeleri bulunmaktaydı. O yüzden çapulcu haritasını geri almak için bir daha uğraşmamışlar. Harry Potter serisinde çapulcu haritası kadar önem taşıyan bir diğer obje ise şüphesiz ki zaman döndürücüler. Zaman döndürücüler üzerine yıllar boyunca çalışmış olan Profesör Saul Cracker bu objeler hakkında şunu söylemekte. Araştırmalarına göre zamanda hiç zarar görmeden en fazla gidilebilecek mesafe 5 saat olarak belirlenmiş. Aslında önceden zamanı geri döndürmeye yarayan büyüler bulunmaktaydı. Fakat bu gizem dairesinde yapılan araştırmalar sonucunda bu büyüyü şişelemeyi başarıyorlar ve bugünkü zaman döndürücü haline getiriyorlar. Zaman döndürücüler çok faydalı objeler olabileceği gibi aynı zamanda yanlış ellere düştüğünde de çok ciddi sonuçlara sebep olabilecek tehlikeli objeler haline gelebiliyor ve yıllar boyunca da büyücüler pek çok tehlikeyi tecrübe etmek zorunda kalmışlar zaten. Örneğin pek çok zaman gezgini geçmişe giderek bir daha geri dönmemiş. Fakat en ciddi olay 1899 yılında gerçekleşecekti ve bu olaydan sonra da zaman döndürücülerin ne kadar tehlikeli olabileceği iyice anlaşılacaktı. 1899 yılında Eloy Mintumble adlı bir cadı 1402 yılına kadar geçmişe gider ve 5 gün boyunca zamanda sıkışıp kalır. Kendi zaman çizgisine döndüğünde ise vücudu 5 asırlık bir yaşlanmaya maruz kalmıştır. Hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra zaten ölecektir. Fakat Mintumble sadece kendisine zarar vermemiş, aynı zamanda başka insanlara ve zamanın kendisine de zarar vermişti. Mintumble'ın ailesinden 25 kişi hiç doğmamış olur. Aynı zamanda da cadı döndükten sonraki ilk salı günü 2,5 gün sürer. Perşembe günü ise sadece 4 saat. Bu olayın ardından Sihir Bakanlığı zaman üzerine yapılan bütün çalışmaları durdurur ve zaman yolculuğuyla uğraşanlara ağır cezalar getirir. Sadece bakanlığın elinde sınırlı sayıda zaman döndürücü kalır ve bu zaman döndürücülerde çok sınırlı durumlarda çok ciddi kurallar içerisinde kullanılabilir hale getirilir. Bunlardan birini kullanan kişiyi tanıyoruz zaten, Hermione Granger. O yüzden Hermione bu kadar dikkatliydi zaman döndürücüyü kullanma konusunda. Fakat Hermione'nin kullanmasının ardından 3 yıl sonra bakanlıktaki çatışmanın ardından bütün zaman döndürücüler yok edilir. Rowling Azkaban tutsağında zaman döndürücüyü kullanarak çok yumuşak davrandığını düşünmekte ama bu kararından pişman değil. Çünkü Azkaban tutsağı onun favori kitaplarından bir tanesi. Fakat daha sonra hikayede geçmişi değiştirme adına bir şey olmasın diye bu objenin ne kadar tehlikeli olabileceğini sürekli vurgulamaya çalışmış ve Hogwarts'ta bulabileceğiniz tek zaman döndürücüyü yani Hermione'nin elindeki zaman döndürücüyü onun elinden alarak bütün ihtimalleri kapatmak istemiş ve hikayede zaman döndürücüyü kullanma
kazanma adına bir daha bir şey olmasını istememiş. Peki o zaman neden Cursed Child'a izin verdin? İşte. Hogwarts hakkında bilinmeyenlere kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.